Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Murat. Bugün dizimizin 12. bölümüyle karşınızdayım. 12. bölümü çekmeden önce adaya girdiğinde ufak bir şokla karşılaştım. Cash Monster sihirli eliyle adamıza küçük dokunuşlar yapmış. Bu bir tane program vardı. Hani küçük dokunuşlar yapıyorlardı orada. Bir tane mimar vardı böyle. İşçiler orada çalışırdı. Mimar gelirdi. En sonunda böyle oradaki bibloyu alır oraya koyar. İşte ne bileyim vazoyu alır başka yere koyar. Ondan sonra ne oldu? Küçük dokunuşlarla evi düzenleyen adam o olmuş olurdu. Yani oradaki amelelerin yaptığı her şey de boşa giderdi. Şu an kendimi öyle hissediyorum. Cash Monster ev yapmışsın. Güzel olmuş. Ne yazıyor? İlk defa adaya ev yaptım. Bakalım beğenecek mi diyor. Evi beğendim ben. Sonuçta yapamayacağım bir şey benim bu. Ve yapamadığım bir şeyi başkası yapıyorsa buna saygı duyuyorum. Gerçekten güzel olmuş ama. Keş sana buradan bir şey söyleyeceğim. Videoyu izlerken görürsün. Muhtemelen şu an iştesin sen. Bu mob Golem Farm'ına bu kadar yakın yapı yapmamalısın. Golem Farm'ın çalışma düzeneğini bozabilirsin. Rahat yani 4 diyorlar ama rahat şöyle bir 7-8 blok kadar uzakta yapı yapmakta fayda var bu köylü farmın etrafında. Çünkü çok nazlı bir sistem. Yani bir anda köylüler yok olabiliyor. Çalışmayabiliyor. Bu arada arkadaşlar Golem Farm'ımız çalışmaya başladı. Şu ana kadarki bir bilgiyi de çürütmüş olacağız. Belki herkes tarafından bilinen bir şey olabilir ama en azından benim ve server'daki oyuncular için ilk defa öğrendiğimiz bir şey oldu bu. Bir tane ben bölüm çektim dün akşam çekmiştim. O çekmiş olduğum bölümü maalesef yayınlayamadım. Orada bir tane köylü aldım ben. Bir tane de bir arkadaşın hediyesi şeklinde köylü geldi elime. Toplamda zaten her birinde bir tane köylümüz varken ben sadece şu kısma ve şu kısma bir tane daha köylü koydum. Yani toplamda sayarsak 4 artı 2, 6 tane köylü farmına yerleştirdim. Bunun neticesinde Golem Farm çalışmaya başladı. Yani illa her tarafta ikişer tane olacak diye bir kural yok. Aslında onu 5 köylü yapıp da deneyebilirdik. Ancak öyle bir şey yapmadım. Ama bir ara deneyeceğim. Hani sonuçta rehber videoları çekiyoruz. En azından görmek için bu tarz şeyleri denememiz lazım. Bu arada yorumlarınızı dikkate alıyorum. Bazı şeylerden bahsetmişsiniz. En çok yapmak, yani nasıl diyeyim, yorumlarınızı en çok dikkatim çeken spawner farm yapmayı sormuşsunuz. Bunu rehber videosu olarak en yakın zamanda çekeceğim arkadaşlar. En azından bir golem farmı veya pigman, zombi pigmanın spawner'ı elinizde olduğu zaman nasıl bir farm yapabilirsiniz? Sizin için nasıl getirisi daha kolay ve çabuk olur? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Birçoğunuz biliyordur ama sonuçta bu oyunu öğrenen her gün yeni insanlar var. Yani en azından kendim için söyleyebilirim. Sonuçta ben bu oyunu yaklaşık 2 yıldır oynuyorum. Ve hala yeni yeni öğrendiğim şeyler var oyun içerisinde. Çünkü çok kapsamlı bir oyun. Sizin çok rahatlıkla bildiğiniz küçücük bir şey bana sıfırdan bir bilgi gibi gelebiliyor. Genel konuşmadan sonra adayla ilgili yorum yaparsam kaktüs farmını hala beceremedik. Beceremedik değil aslında yapabiliyoruz ama yapmak istemiyoruz. Çok sıkıcı geliyor. Yani o sistemi ayarlaması, o çubukları koyması, çitleri koyması. Onun haricinde Cash Monster küçük bize şey yaptı. Şantiye şefliği yaptı. Onun yanında bir tane de ev yapmış. Muhtemelen bana yaptı yani. Kendisine yapmamıştır. Kendisi şantiye şefliğinde kalır. Evet, orada ben kalırım bence. Öyle gözüküyor. Bu arada bu ada bize ne kadar yakın duruyor? Bakalım. Tamam. Gene ada hakkında genel olarak Golem Farm'ımız çalışmaya başladı. Yani adadaki büyük hedefleri tamamladık sayılır. Golem Farm'ını çalıştırdık. Mob Trap zaten olmazsa olmaz. Mutlaka olacaktır bir
Skyblock adanızda. Onun haricinde kardan adam farmımız mefta olmuş. Hani bura niye böyle olmuş anlamadım. Yani belki Ömer'in aklında bir düşüncem vardı. Hani öyle bir şey, bir sistem mi denemek istedi bilmiyorum. Geldiğinde bu şekildeydi. Bunu düzelteceğim. Şuraya Küçük Hüsamettin'in öldüğü yer olarak onun anısını yaşatmak için bir anıt yapacağız. Yani en azından ben anıt yapmayı düşünüyorum. Bunu Keşmansur'a söyleyeceğim. Umarım yardımcı olacaktır. Bu arada Küçük Hüsamettin'in keyfine diyecek yok. Tabii çakması bu. Bayağı bir çoğaldı burada. Yani ürüyor, genişliyor. Soyunu genden gene aktarıyor. Keşmonster bunları keseceğim diyor, yiyeceğim diyor. Bakalım ne olacak. Bu arada tekstüre patch'i unuttum ben ya. Yüklemedin değil mi? Neyse. Bu bölümde bu şekilde devam edelim. Zaten yapacak bir sistemim de yok şu an için. Sadece küçük düzenlemeler. Yani küçük dokunuşlar diyeyim ben de. Onun haricinde şu mob'daki şey mob taraftaki mobları keseceğim. Başka ne yapacağım? Birazcık taş kasarız. Kardan adam yapar. Birazcık kardan adam yap, kasarız. Kartopu kasarız. O kadar. Yani Cash Monster da yok zaten şu an. Muhtemelen dediğim gibi iştedir. Dün gece zaten konuştuğumuzda yarın işi olduğunu söylüyordu. Aslında benim de işim var. Ancak öğle yemeği diye hani paydosa çıktım. Orucu olduğumuz için bu saati güzellikle değerlendirmeye çalışıyorum. Yani yemek saatimizde video çekiyoruz. Oruç halimizde iyice efor sarf ediyoruz. Akşamı zor edeceğiz. Kakaolarımız tamam. Şunu da göstereyim size arkadaşlar. Bakın bayağı bir steak kakaomuz var. Yani şunu bir tanesini 2500 olarak hesaplarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 25.000 TL 10 taneden gelecek zaten. 2, 4, 6, 8, 10. 50.000 TL etti. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Hadi 10 diyelim. 75.000 TL paramız var arkadaşlar. Bence şöyle bir kakao farmı için çok güzel bir para. Ve biz çok aktif olmadığımız için yani bu Skyblock serisini biz sadece video çekerken ve video çekmeden en fazla böyle bir yarım saat, bir saat önceden oynayarak videolarımızı çektiğimiz için yani şu kısa zamandaki şu 75.000 TL'li kazanç çok süper bir şey. Yani günün 7-24 saati bu oyunu oynayan şöyle taba bastığım zaman isim vereceğim oyuncular da var. Yani Kuazaka var 7-24 oyunda olan. Şu an Yunus var. Melih var. Bizim Z Pusat falan vardı böyle. Şahinler vardı. Yani Şahin K var. Yani bu arada Şahin K market diyor. Yani ben şimdi bunu banlarım. Yapacak bir şey yok. Ban Şahin K market. Çünkü demiştim 30 kişiyi geçtikten sonra hesap sokmayın. Yan çar sokmayın demiştim. Bu da videodayken şey olsun. Herkese nasıl diyeyim? Ders olsun demeyeceğim ama rehber olsun daha doğrusu. Evet, şimdi şu mobları keseceğim. Bakalım Ömer bunları sattım, düzenledim diyordu. Hiç de satmamış. Şunları atmak lazım bu arada. Bunlar ben kurucuyken kestiğim zaman oluyor. Haksızlık oluyor bunlar. Şöyle aşağı atalım. Oha, ne oluyor lan? Vay arkadaş ya. O kadar uğraşıyorsun, bir tane creeper geliyor, güm diye hepsini indiriyor aşağı.
Neyse biz de şunu giyelim bari, bedavadan zırhımız oldu. Senle fazla uğraşmayacağım. Adamımız yavaş yavaş güzelleşiyor. Muhtemelen şu alanı Ömer'le konuşup açtıracağım ben. Geniş bir meydan olsun istiyorum. Şöyle tepeden göstereceğim size. Adamıza bir meydan olsun istiyorum. Onun haricinde köşelerde yapılar olacak. Orta taraf böyle açık, belki park şeklinde dizayn etme düşüncem var. Dediğim gibi benim build'im iyi değil ama en azından fikir sahibiyim. Bu arada görüyorsunuz arkadaşlar demirlerimizi. Tabii bunları satın almıştık zaten plaza kadar oradan buradan. Bu arada bizim Cash Monster iyi yün kasmış. Kaktüslerimiz, kumlarımız var. Taşlarımız var. Nedir'e gitmişti bizim arkadaş dün. Işık taşı toplayacağım diyordu bana. Onları toplamış zaten. Burada ne var? Fırın var bir tane. Buraya bir şey yazmış. Yapılanlar listesi. Çiftlik iki kanat ortam düzenleme demeye çalışmış. Işık taşı montajı demek istemiş. Kakao da toplamış. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar disiplinli bir ada arkadaşım var. Yaptığı şeyleri burada not almış. Olur ya hani kendisi yokken ben video çekerken ne dememi veya adada neler yapıldığını bilmemi istemiş. Teşekkür ederiz. Bari biz de bunları toplayalım. Boşa gitmesinler. Bir daha çıkıyor zaten. Hadi. Çok güzel. Tamamdır. Ben şöyle direkt ortaya löp diye koyacağım. Onlar Ömer'e kalmış işler. Şöyle atalım. Şimdi kardan adam yapacağız ama kar topu kaldı mı acaba? Onu bilmiyorum. Aynen kar topumuz yok. Kar topu almamız lazım. İnşallah elimizde ufak da olsa kalmıştır. Sizce nerede olabilir? Ha burada. Şöyle kafasında koydum mu bu iş biter. Lan. Heh, tamamdır. Kakoyu mu satalım, kardan adam mı kasalım? Bilemedim. Bence kakoyu satalım. Adamız alacak bir şeyi ben pek hatırlamıyorum. Yani aklımda öyle bir şey yok. Kakoyu sattıktan sonra şu ağaçlarımızı bir keselim. Baştan dikelim. Sonuçta odun da kasarız biraz. Ondan sonra da videonun yavaş yavaş sonuna geliriz. Dediğim gibi şu an için yapacak bir sistem ben şey yapamıyorum. Düşünemiyorum. Kaktüs farmını mutlaka yapmamız lazım. Ancak kaktüs farmı için gönüllüye ihtiyacımız olacak muhtemelen. Güvenilir bir partner bulabilirsek şayet en azından bir veya iki bölümlük adamımıza konuk etmek isterim. Ancak kaktüs yapacak bize. Başka bir şey yapmayacak. Tek işi kaktüs olacak. Onun haricinde Skyblock'ta yapılması gerekenlerden Golem Farm'ı yaptık. Şunu da söyleyeyim. Köylü Golem Farm'ı yapan arkadaşlar yani adanızda birden fazla köylü golem farmı yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bunu ben denedim. Yani bir arkadaşın adasında, arkadaş oyunda değil de iki tane golem farmı yaptım geceydi. Yapmış olduğum golem farmlarının birini yaptığım zaman çok güzel çalıştı. Belli bir mesafe sonra ikinci golem farmını yaptım. İkisi de çalışmadı. Yani bu benim yaptığım küçük bir deneydi. Hani bilimsel bir şey değil, bilmiyorum ama belki o an öyle denk geldi. Çalışmadı arkadaşlar. Ben ne zaman birinci golem farmını sildiysem anında ikincisi çalışmaya başladı. Yani o bak burada işte iki stek demir geliyor.
Hangi cümlede kaldığımı unuttum. Şahinkar aradı beni, bizim rehberimiz. Onunla bir ufak telefon görüşmesi yaptıktan sonra haliyle oruçta kafaya vurduğu için en son ne anlattığımı hatırlamıyorum. Ne anlatıyordum? Golan falan anlatıyorum diyeceğim ama bunu anlatalı çok oldu sanki. Neyse arkadaşlar tekrar edeyim. İşte burada iki stek demir vermiş. Ben bir tane daha yapayım. Bir tane işte oradan da iki stek gelir. Ne kadar çok köylü farm yaparsam o kadar çok demir gelir diye düşünmeyin. Bunun ben denemesini yaptığım zaman başarısız oldum. Bir tane yapın. Önemli olan zaten sistemin stabil çalışması. Zaten bu köylü farmdan demir kasan adam zengin olmaz. Onu söyleyeyim sizlere. İşte ben oradan demirleri sata sata işte 20 M yaparım, 30 M yaparım. Ondan sonra giderim spawner alırım, şunu alırım, işte VIP alırım vesaire. Bir şeyler alırım diye düşünmeyin, alamazsınız. Bu Golem Farm'daki amaç şudur. Yani köylü Golem Farm'daki amaç adanızda yapacağınız tüm sistemler için demir ihtiyacınızı bitirirsiniz. Yani hiçbir şekilde kimseden demir almanıza gerek kalmaz. Yani atıyorum ben şu köşeye, şuraya bir yere güzel bir sistem yapacağım. Otomatik sistem, işte karpuz tarlası olsun vesaire olsun. Bu arada bizim server'da karpuz para etmediği için, bal kabağı para etmediği için onlar için sistem yapmak aşırı derece lüks olur. Bunu da söyleyeyim hani burada oynamak isteyenler için bir ön bilgi olsun. Bizim server'da genelde yarı otomatik sistemler para getiriyor. Yani şu an gördüğünüz Kakao sistemi gibi yani manuel tek dokunuşla sistem çalışıyor, kapatıyorsunuz bitiyor. Veya hiç otomatiğe gerek olmayan kaktüs. Bundan para kazanabilirsiniz ama bu bal kabağından, karpuzdan kazanamazsınız. Dediğim gibi demir yani golem köylü farmından kasacağınız demirler sizin adadaki ihtiyaçlarınızı çok güzel karşılar. Üzerinize set de yaparsınız. Demirden kılıç yaparsınız. Kazma yaparsınız. Yani açığınız kalmaz. Ancak oradan gelen demiri satarak zengin olacağım düşünceniz varsa ben size derim ki yapmayın gençler. Yazık edersiniz. Öyle plan olmaz. Gidin kaktüs farmı yapın daha iyi. Bu arada bakın bu benim köylerime sulanıyor. Oradan aşağıdan onlara bakıyor şerefsiz. Gel buraya. Çakal seni. Şunu da şöyle bir aşağı itekleyelim. Şey ya o patladı çakal. Ha ağaçları kesecektik. Unuttum. Kusura bakmayın ne yapacağımı unutup duruyorum. Ha, bu arada yakın zamanda rehberlerin haricinde Survival serisine başlayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlardan yazın. Hani neyi görmek istiyorsanız fikir beyan edin. Fikrinizi söyleyin. Abi şunlardan çekin, bunlardan yapın, işte şunları kullanın diye söyleyebilirsiniz. Çünkü ben bu işi yıllardır yapmıyorum. Ben ilk defa bu işte uğraşıyorum. Zaten biliyorsunuz çekmiş olduğum ilk video da hala şu an kanalımızda. Yani kırık taş farm, pardon, ısıtılmış taş farmıydı. Yani bu işte yeniyim. Hani neye tam olarak ilginiz var? Neyden haz ediyorsunuz? Bunları bana yazarsanız sizler için daha güzel video çekmeye çalışacağım. En azından sizin ilginiz doğrultusunda hareket etmeye çalışacağız. Sonuçta hani biz video çekeriz. Bakarsınız 5 kişi izlemiş, 10 kişi izlemiş. Yani emeğimize yazık olur. Biz istiyoruz ki hem bizim zevk alacağımız bir konu olsun, biz de onu oynayalım. Aynı zamanda sizin de zevk alacağınız, izlerken bizle beraber o oyunu yaşayacağınız olayları söylerseniz, biz de onları yapmaya çalışırız. Yorumları yazın arkadaşlar. Hani genelde yorumlarınız spam şeklinde, bayağı uğraştırıyorsunuz beni. Spamları düzeltmekten bayağı vakit kaybediyorum. Yani video ile ilgili yorum yaparsanız, onun haricinde eksiklerimiz varsa işte abi veya kardeşim, dostum nasıl hitap etmek istiyorsanız işte şunu şu şekilde yaparsanız daha güzel olur. O sistem o şekilde düzgün çalışmaz.
Veya şöyle bir sistem var deyip bana link de atabilirsiniz. İşte buradaki arkadaş çok güzel anlatmış. İstersen bir bak diyebilirsiniz. Öneri sunabilirsiniz. Survival check, Skyblock check, Skywars check diye. Zaten siz öneri sunduktan hemen sonra ben bunları yerine getirmeye çalışıyorum. Bu ağaçları da topladık. Şimdi ağaçları ekeceğim ben. İçeride muhtemelen fidelerimiz vardı. Şöyle yapalım. Bu videoda ne yaptık? Bu videoda hiçbir şey yapmadık. Adaya şöyle bir baktık. Kardan adamımızı Ömer öldürmüş. Niye öldürmüş bilmiyorum. Psikopat. Ben yokken adadaki hayvanlara işkence çektiriyor. Bunun hesabını soracağız Cash Monster'a. Kakao farmını topladık. Golem farmından biraz bahsettik. Nasıl çalışmaya başladığından. 6 tane köylüyle demir kasmaya başlıyoruz. Onu öğrendik. Şantiye şefliğimiz yarı yarıya tamamlanmış. Ona baktık. Cash Monster bize bir sürpriz yapmış. Dün gece ev yapmış. Umarım beğenirsin diyor. Çok beğendim kardeşim. Bunun daha güzellerini de isteriz. Hem de video canlı canlıyken isteriz. Hızlandırırız videoyu daha doğrusu. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar. Hoşça kalın.